Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de aileleri sıcak yuvalarına taşıyor. Yapılan biriket evler çadırlarda kalan ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Vakıf kadın kolları ve bazı illerdeki müftü yardımcıları bir iyilik sıcak bir yuva sloganı ile başlatılan kampanyaya destek verdi. Geçtiğimiz hafta sonu bölgeye giden ekipten Kütahya Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, kalabalık bir nüfusun olduğunu ve çadırlarda yaşam süren halkın biriket evler sayesinde daha iyi koşullarda yaşamaya başladığını söyledi. Yani çadırlar birbiri üstüne binmiş, çok kalabalık bir şekilde çadırlar kurulmuş, her yer çocuk, kalabalık insan, çabutlar, naylonlar mecburen çadırın üzerine atılmış. Bu çadırlar onları soğuktan korumuyor, sıcakta bunaltıyor. Yağmur yağdığında su içinde bırakıyor, rüzgar estiğinde uçuyor. Vakfımız bunun üzerine bir biriket ev çalışması yaptı. Bu biriket ev çalışması yaptığı yerlerden biri de Bereket Köyü. Burada biriket evler inşa edildi. Bazı biriket evler var ki üzerine brandalar girilmiş. Bunu vakfımızın yaptığı evler böyle değil. Yine o brandalar yağmurda tabii ki insanları korumamış. Biriket evlerin özelliği, vakfımızın yapmış olduğu evlerin özelliği hem duvarı kapalı alanı olması hem de maalesef orada insanların çadırlarda iç içe dip dibe olması sebebiyle bir mahremiyet yok. İki oda olarak, küçük odalar halinde de olsa iki oda olarak tasarlanmış. Bölgedeki bir köyde cami inşasına başlandığını aktaran Anatoprak, ayrıca vakıf tarafından eğitim alanında da çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde ibadete açılmak üzere olan bir Bereket Köyü'nün camisi, cami inşaatını ziyaret ettik. Ve yine buradaki evlere su verebilmek adına büyük bir su kuyusu açılmış. Bu da insanlara ciddi anlamda nefes aldırmış. Bunlar çok ciddi, çok önemli çalışmalardı. Eğitimden barınmaya her alanda ihtiyaç var. İlkokullar inşa etmiş vakfımız. Malezya ve Pakistan vakfımıza çok destek olmuş ve koordineli çalışmalar teklif etmişler ve çalışmışlar beraber. İlkokullar kurulmuş, lise kurulmuş, kültür merkezi kurulmuş. Burada çocuklara matematik dersi, İngilizce dersi, Arapça dersi veriliyordu ve biz bir biyoloji dersine katıldık mesela. Bunlar çok güzel, çok önemli çalışmalardı. Çocukların eğitim aldığı tek yer o bölgede vakfımızın açmış olduğu ilkokullardı. Orada sevgi seliyle karşılaştıklarını belirten Anatoprak duygulu anlar yaşadıklarını kaydetti. Yetim çocuklar bizim elimizi hiç bırakmadılar. Lütfen bizim eve gelin, biz de yemek yiyin, bizimle çay için bunu söylüyorlardı hep. Kapışıyorlardı elimizi tutmak için. İlgiye, sevgiye çok muhtaçlar. Başka bir 104 yaşında teyze vardı, yatalaktı ama aklı başındaydı, bilinci yerindeydi. Onunla sohbet etme imkanı yakaladım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyor, çocuklar da çok teşekkür ediyor.